Bir genç cuma vakti girmeden önce camiye girdi. Camide daha önceden görmediği bir adam vardı sadece. Her zamanki gibi ilk safa geçip oturdu. İki rekat namaz kıldıktan sonra bu adamı izlemeye başladı. Her halinden ibadet ehli olduğu anlaşılan temiz yüzlü adam Kur'an okuyordu. Cuma namazından sonra adam bu gence selam verdi ve ona şöyle dedi. "Bir ihtiyacın var mı?" Çocuk önce şaşırarak sonra gülümseyerek "Hayır cömert kardeşim, yok." dedi. Ağırbaşlı adam diğer yanındaki işçiye dönerek gence sorduğu soruyu tekrarladı. Utanan ve yüzü kızaran işçi "Benim gibi birine ihtiyacın var mı diye sorulur mu?" dedi. Adam bunu duyunca çok sevindi ve hemen işçinin ihtiyacını sordu. Sonunda adam işçiye ihtiyacından fazlasını verdi. Adam sevinçle camiden çıktıktan sonra bu olaya şahitlik eden genç adama tam olarak ne yapmak istediğini ve bunu her cuma yapıp yapmadığını sordu. Adam da üniversitede hoca olduğunu ve bu yaptığı şeyi her cuma tekrarladığını söyledi. Ardından hikayesini anlatmaya başladı. "Ben cuma namazımı üniversitenin yakınındaki camide kılardım. Ailemizin geçimini sağlayan tek kişi olan babam vefat etmişti. Üzüntüm her halimden belliydi. Yanımda namaz kılan bir adam üzüntümü anlamış ve bana, "Hayırdır oğlum, nedir bu derdin? Bir ihtiyacın mı var?" dedi. Adama biraz baktıktan sonra, "Üniversite taksidimi ödemek istiyorum ama buna gücüm yok." dedim. Adam da sakin bir şekilde, "Başım gözüm üstüne, üniversiteyi bana göster, adını soyadını söyle yeter. Yarın oraya gider, makbuzunu alırım. Allah'ın izniyle mezun oluncaya kadar her yıl bunu yaparım." dedi. Ne diyeceğimi bilememiş, gözüm yaşlarla dolmuş bir şekilde ona dua ettim ve bu iyiliğin karşılığında ne yapabilirim diye sordum. O da, "Bak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter." dedi. İlla karşılık olarak bir şey yapmak istiyorsan, her cuma çıkışı yanında namaz kılana aynı soruyu sorarsın. İhtiyacı varsa gücünün yettiği kadar yardım edersin. Böylece ödeşmiş oluruz," dedi. Gerçekten de adam dediği gibi mezun olup üniversitede hoca oluncaya kadar eğitim taksitlerimi ödedi. Bu yıllarda onu ziyaret eder, başarılarımdan bahsederdim. O da bana hayal bile edemeyeceğim hediyeler verirdi. Mezuniyetten sonra bu iyiliksever adam vefat edinceye kadar böyle devam ettik. İşte bu yüzden ben de her cuma farklı bir camide namaz kılar, yanımda namaz kılana ihtiyacını sorarım. Ben de ruhumu Allah'a teslim edinceye kadar bu takvalı adamın sözünü tutacağım. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.